yani artık hani tuzun dahi koktuğu, algılarla gündem oluşturularak aklımızda dalga geçildiği günleri yaşıyoruz diyor. Mehmet Kaynak demiş ki Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bu akşam Birleşik Arap Emirlikleri'nin 10 milyar dolarlık fonunun arkasında Aselsan'ın satılması olduğunu Batı medyasının yazdığını söyledi. Mehmet Bey zaten onu bizden önce Suat Toktaş'ın Temel Karamollaoğlu'yla söyleşisi vardı. Orada evet. ifade etti. Ondan önce dün de şeyde sözüm vardı. Emin Çapa böyle bir duyumdan söz etti. Tabii ki bunu kesin bir şey olarak söylemiyoruz. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri kaynakları bize yayınlamıyor ama Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki gazeteler bunları yazıyor. Varlık fonuyla ilgili izliyor. Aselsan'la ilgili izliyor. Oradan tabii hani duyum da sebepsiz değil Kökmen Bey, evet, o anlamda. Galip Bey de diyor ki Cumhur İttifakı döviz politikasını bilerek ve isteyerek uyguluyor. Temel hedef varsılı daha varsıl, yoksulu daha yoksul yapmaktır. Söz verememiştik aradan önce Önay Hanım'a. Buyurun, siz dinliyoruz. Estağfurullah. Şimdi bir günde %20 yoksullaştık dedik değil mi salı günü için? Ve Türk parasının giderek değerinin ne kadar düştüğünü, insanların ne kadar zor koşullarda yaşadığını konuştuk. Peki bunun sorumlusu kim? Bunun bir sorumlusunun olması lazım. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı inkar etmedi zaten. Elini böyle göğsüne koydu. Türkiye'de ekonomiden sorumlu benim, ben dedi. Şimdi bu kadar kitabını yazdım. Ben ekonomistim, nerede arkadan geldi. Bu sorumlunun kendisi olduğunu itiraf ettiği noktada ve bugün geldiğimiz noktada istifa etmesi gerekir. Dünyanın her yerinde böyle başarısızlıkları olan siyasetçiler ve devlet adamları istifa eder. Bir kere bunu söylemek istiyorum. İkincisi... bakın bu politika çok sistemli düşünülmüş bir politika. Şimdi önümüzde bir seçim var, erken ya da süresinde. Bu seçime giderken elinde hiçbir argüman kalmadı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Yerli otomobiller dediler, yerli uçaklar dediler, uzaya adam göndereceğiz, işte uzay aletleri yapacağız. Hepsi bitti, kullanabilecekleri hiçbir şey kalmadı. O halde iki argümanı kullanmak zorunda. Bunlardan biri emperyalizme karşı duran böyle ulus kahramanı, Kurtuluş Savaşı'nın başında kime karşı? İşte o kendince bir emperyalizm karşıtı bir profil çizmek istiyor. Bu profili çizerken de muhalefete de emperyalistlerle işbirliği içinde bir mandacı grup olarak takdim etmek istiyor. İkinci argümanı biraz daha dini değerler üzerinden siyaseti yeniden hayata geçirmek. En önemli danışmanı ilahiyat kökenli bir kişi olduğu söyleniyor. Nitekim Nas sözcüğüyle de bu söylem hayata geçmeye başladı. Yani faiz haramdır sözü. Peki faiz haram ise... O zaman sıfırlasınlar faizi, faiz tümüyle kalksın. Ya da kamu alacaklarının tahsili konusunda faiz uygulamasınlar. Bir trafik cezasını gününde ödemiyorsanız her geçen gün ana paranın üstünde faiz geliyor. O zaman faizle bu tahsilleri yapmamaları gerekiyor. Ya da bu nasıl bir helallik ve haram ölçüsü ise yüzde kaça kadar helal, yüzde kaçtan sonrası haram, bunun bir göstergesi mi var? Ama mesele o değil. Mesele dini söylemlerle yeniden dini siyasete daha çok alet ederek yol almak, bir de dediğim gibi böyle ulus menfaatlerini koruyan böyle bir sembol lider olarak ortaya çıkmak. O nedenle bundan sonra göreceğimiz her iki türlü yol alışlarda bu düşündükleri iki ayaklı bir yolculukla seçime kadar gitmek. Şimdi 10 milyar dolar için değil mi bu kadar kıyamet, halılar serildi, yemekler düzenlendi ve devlet başkanı olmayan bir veliaht devlet başkanı statüsünde karşılandı. Peki Türkiye'nin çok kısa süre içinde yurt dışına yaptığı yardımların toplamı 100 milyon dolar. 100 milyon doların içinde Tunus'a hibe var, Filistin'e hibe var, Somali'ye hibe var, Afganistan'a hibe var. Bunların dışında bir de Suriyeliler için harcadığımız 40 milyar dolar var.
Gerekirse 1.40 milyar dolar daha harcarım dedi Cumhurbaşkanı. Yani bu kadar çok para harcayan bir ülkenin gelecek olan 10 milyar dolar için bu kadar tantana yapmasını anlamak da hiç mümkün değil. Hem de hep konuştuk akşamdan beri, bunca zamandır her tür terör olaylarının finansmanı olan bir ülke diye işaret ettiğimiz bir ülkenin veliahtı için bunlar hiç söylenmemiş gibi, sevgili Barış'ın anlattığı o her çocuk kaybının, cinayetinin ailelerine dönük mahcubiyetini, utancını hiç taşımadan böyle el sıkılabiliyor, ağırlanabiliyor bu kişi. Ve kim bilir kendisine de masada neler takdim ediliyor. Yani yalnızca Türkiye'nin elde kalan kuruluşları mıdır? Yoksa topraklarıyla, dağıyla, tepesiyle, deniziyle, kıyısıyla bütün o toprakların da tekrar o masaya sunuluşu mudur? Yani 10 milyar dolar çok kısa süre içinde, zaten biz 128 milyar doları bir haftada filan yok ettik. Şimdi 10 milyar dolarla hangi yaraya ilaç olacağı belli olmayan ufacık bir yardım bu. Gerçekten çok minimize edilmiş. Pardon, minimize edilmiş. Bağış yapmıyor yani. Hani o tabii bağış yapmıyor. Yatırım yapıyor. Onun karşısında onun kaç katı acaba kendilerine neler verilecek? Tabii verilecek. Kendisi dolarla geliyor. Dolar karşısında yerlerde artık hani onu da söylemek istemiyorum. TL nihayetinde bu ülkenin parası. Tabii ki parası. Ama yani artık dibe bakmış yani kadar, bir TL ile kadar buradaki bir takım varlıklara ortak olacak. Ve ondan sonra da bu Türkiye'ye sanki aynen bir iyilikmiş gibi aynen sunulacak. Şimdi bakın diyor ki Mehmet Özhaseki, seçimlerin anası diyor önümüzdeki seçim. Amerika var diyor işin içinde. Biden var diyor. Amerika'nın Orta Doğu'daki bütün planlarını ve tuzaklarını bozduğumuz için istemiyor diyor AKP'yi. Amerika'nın Orta Doğu'daki... Fikret abi... İşte benim Türkiye, söylediğim de buydu. Yani, Türkiye Amerika'nın Orta Doğu'daki bütün planlarını ve tuzaklarını bozmuş durumda mı? Yani böyle bir manzara mı var ortada? Tam aksine yok. Ben şimdi şunu atmak lazım. İşin içinde Biden'la görüşebilmek için bir kare fatura verebilmek için başvurmadığı yöntem kalmadı Türkiye. New York'taki olayı hatırlarsınız. Biden'la görüşeceğiz diye olumlu mesajlar koydum diye. Şimdi bu gerçek ortadayken diz çöktüremeyecekler biliyor. Sanki bizde gelin diz çökün demiş birileri varmış gibi. Hiç ilgisi yok. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte Veliaht Prensi'ne çekilen muameleyi görüyoruz. Yani nasıl diz çökülmüyorsa bu tabir de yanlış. Şimdi demin ilk analizimde söylemiştim, yazımda da bunu yazdım. Yani bundan sonra AK Parti propaganda aygıtı bir dış güçler propagandası yapacak. Sayın Bakan'ın dediği gibi bir anti-emperyalist profil çizecek. Sanki Amerika Türkiye'ye karşı özel bir saldırı yapıyormuş, Erdoğan'a operasyon yapıyormuş gibi bir hava ortaya çıkartarak alınan bu kararların olumsuz sonuçlarını Sayın Erdoğan'ın sorumluluğundan başka bir yere yıkmaya çalışacaklar. Dış güçler ve onların işbirliği yapan muhalefet partileri gibi. Sanki benzine 2 gün arayla zam yapan CHP'ymiş gibi veya Amerika'ymış gibi. Yani bu o kadar gerçeği eğip bükmeye yönelik bir propaganda ve algı yaratma yöntemi ki bu. Bunun halkta karşılığı olacağını zannetmiyorum. ABD ile ilişkilere bakınca şunu söylemek lazım. Kısaca hatırlatayım. 1975'te Demirel ambargo nedeniyle ABD üslerini kapattı Türkiye'de. 1978'de ambargo kalkmasına rağmen Ecevit bunları açmadı. Ve yine Amerika'ya rağmen 1970'te Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptı. Türkiye veya eski Türkiye ABD'ye misliyle karşılık verebilen bir ülkeydi. Ama şimdi iktidara bakın. Trump çok hadsiz bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'na bir mektup yazdı. Akıllı ol diye. Ve biz bu mektubu gidip yüzüne çarpamadık Türkiye olarak. Brunson'u bırakacaksın dedi. Biz Brunson'u bıraktık ki Sayın Cumhurbaşkanı bu can bu bedende olduğu sürece o terörist çıkamaz demişti. Alman vatandaşı, Türk gazeteci, Türk kökenli gazeteci Deniz Yüceli Avrupa bırakın dediler. Bıraktık, uçaklarıyla evlerine kadar gönderdik. Daha yeni 2 İsrailli turisti Sayın Cumhurbaşkanı'nın evini fotoğraflıyor, casustur diye yakaladık.
İsrail devreye girdi, özel uçakla gönderdik. Hangi oyununu bozmuşuz Orta Doğu'da Amerika'nın? Amerika, Orta Doğu'da en büyük oyunu Türkiye'ye karşı PKK'ya bir devlet kurdurarak sürdürüyor. Hemen sınırımızın başında. Orada bir devlet kurdu mu? Kurdu. Ona düzenli bir ordu yaptı mı? Yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sık sık söylediği gibi on binlerce tır silah getirdi mi? Getirdi. Türkiye boyunu bozabildi mi? Bozamadı. Böyle olmasına rağmen Biden'ın peşinden koştuk biz. Aman görüşelim, aman fotoğraf verelim diye. Dolayısıyla Sayın Özaseki'nin anlattıkları da gerçekle 180 derece zıttır. Bunu çok rahat söyleyebiliriz. Peki Fikret abi, hal böyleyken muhalefette bir şey var, hareketlilik var. Kılıçdaroğlu hani iktidarı seçime zorlamak için, o sandığı getirmek için mitinglere başlayacağını açıkladı. Şöyle bir mesajla duyurdu bunu. İşte ey ucube rejim, ey yarı cahil kadrolar, ey bu ucube koalisyonun dilini yutmuş küçük ortağı. Bellidir ki